10 günlük turnem başladı. Şu an Eskihisar'dan Topçulara doğru arabalı vapura bindim. Çanakkale'ye doğru gidiyorum. Çanakkale'de oyunumu oynayacağım yarın. İki oyunum var. Önce AVM'de oynuyorum. Daha sonra akşam Kuito'ya oynuyorum. Yarından sonra pazar günü Keşan'dayım. Çarşamba günü İzmir'de oynuyorum. Daha sonra Ezine'ye geçeceğim. En son bu turnenin en sonunda Kocaeli Derince'de oynayacağım ve 17'si akşamı İstanbul'a geri dönüyorum. Çanakkale şehir merkezindeyiz. Güneş batmak üzere. Çanakkale'de akşam oldukça hareketli. Şu an merkezdeyim. Kafeler, kahve evleri, okey salonları özellikle dolu. Kafeler, barlar da dolu. Gayet eğlenceli, çok güzel. Biraz yürüyelim. Sahilde çok güzel bir yürüyüş alanı var. Başlama kebap, bardakta mısın? Niye kebap? Çanakkale'de akşamlar oldukça hareketli. Şu an hava çok sıcak değil, hafiften esiyor. Ancak insanlar sokakta gayet eğlenceli bir şekilde dolaşıyorlar. Evet, Truva'tını görüyoruz. Gece çok güzel ışıklandırmışlardı. Şimdi de oldukça güzel görünüyor. Çanakkale'ye gelirseniz mutlaka gelip görmeniz gereken bir yer. Oldukça aydınlatıcı. O günlere gidiyorsunuz. Tiyatro oyunu var. Sinevizyon gösterileri var. Mutlaka gelin, görün. Şimdi ben devam ediyorum.
Çanakkale Kepez'deyim. Dün turnemizin birinci günüydü. 3 tane oyun oynadım. Şu anda Kepez sahilinde yürüyorum. Kepez çok güzel bir yer. Mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Sanırım yazlık bir yer aynı zamanda Çanakkale'liler için. Dün önce gündüz çocuklarla buluştuk. Cırcır ile karınca ve sürpriz bıcırla. 2 oyun oynadık. Sonrasında akşam Turan Mildon Kültür Merkezi'nde çok güzel bir akşamdı. Kuito seyirciyle buluştu. Eğlendik, dans ettik, güldük, çeşitli şakalar yaptık. Kuita çok mutlu oldu. Ben de çok mutlu oldum. Çanakkale'den Teşan'a yolculuğum başladı. Arabalı feribotla kaleye doğru geçeceğim. 1,5 saatlik bir yolum olacak daha sonra. Sonra oynayıp Taylieli köyüne doğru yol alacağım. Yine boğazı geçeceğim. Kilitbağır'da feribottan indim. Keşan'a doğru yol alıyorum. Sağ tarafımda muhteşem boğaz manzarası var. Saat 3'te oyun var. Heyecanlıyım. Keşan yolculuğumuz devam ediyor. Yeni açılan Çanakkale Köprüsü'nü görüyoruz. Oldukça uzun bir köprü. Çanakkale'ye gelirken de size köprüyü göstermeye çalışmıştım. Ama bu açı çok daha güzel oldu. Işık da daha iyi oldu. Benim adım Karagöz. Bana bir tek adımı söyle. Nasıl söyleyeceğim? Bana bir tek adım. Bana sadece Karagöz de. Sadece Karagöz. Firmalı Karagöz. Ispanaklı Karagöz. Allah'ım. İzmir kent ormanındayım, incir altında. Çok güzel bir yer. Çeşit çeşit ağaç var burada. Hepsinin de altında ne ağacı olduğu yazıyor. Dün çok güzel bir oyun oynadım İzmir'de, Forum Bornova'da. Onun görüntüleri de işte şimdi geliyor. Hoş geldiniz çocuklar, başlıyor oyunumuz. Hoş geldiniz çocuklar. Başlıyor! Ne başlıyor? Yaz mevsimi gelince gitarını alırım elime. Sabah akşam durmadan bağırırım cırcır diye. Kalabalıktı. Aileler çok mutlu oldu. Ben çok mutlu oldum. Uzun süre sonra ilk defa Forum Bornova'da oynuyorum. 10 yıl kadar Forum Bornova'da oynadıktan sonra ilk defa oynadım. Özlemişim, gayet güzeldi. Bugün İzmir'deyim, arkadaşlarımı ziyaret edeceğim. Daha sonra yarın sabah erkenden Ezine'ye doğru geçeceğim. Ezine'de de çok güzel bir kamp var, Agora Tatil Durağı. Hem kamp hem
tatil köyü. Orada atölye ve oyunumu oynadıktan sonra bir gece kalıp Kocaeli'ne geçeceğim. Size biraz İzmir'in incir altından manzarasını göstermek istiyorum. İnciraltı kent ormanının otoparkı karavan kamp gibi olmuş. İstanbul'daki gibi buradaki otoparkta da karavanlar park etmiş. Hatta burada şu anda yaşayanlar da var. Otobüs, karavan. Küçük karavanlar, büyük karavanlar. Motokaravanlar, çekme karavanlar. Agora tatil durağına varmak üzereyim. 10 kilometre kaldı. Birazdan önce oyunumu oynayacağım. Daha sonra atölyeyi yapacağım. Çok güzel bir manzara var. Çam ağaçlarının altında muhteşem manzarayla kahvaltı, akşam yemeği ve eğlence. Evet, şimdi baskın söyleşideyiz. Çok hızlı bir söyleşideyiz. Gördüğünüz gibi az önce bahsettim. Atölyelerle ilgili Emre ile görüşebilirsin. Merhaba Emre. Merhabalar. Evet. Başlıyor mu atölyeler? Başladı atölyeler. Başladı. Program yapılıyor. Temmuz'a kadar neredeyse doldu galiba. Eylül'ü konuşuyoruz şu an evinde. Harikasınız. Tamam. Daha sonra seninle güzel bir röportaj yapacağız. Şahan'la da yaparız. Tamam mı? Burayı da zaten herkes tanıtıyor. Ben de biraz tanıtacağım. Bu sene ben de buraya gelir. Oyunlarımı yine oynarım. Lütfen. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Atölyeler için burası düzenleniyor. Çatıdan tamamen çıkacak ve yenilenecek. Yerler ahşap olacak. Ve burada yıldızların altında sanat, atölye, tiyatro ve performanslar olacak. Bu sene çok hareketli geçecek. Şimdiden Temmuz programı dolmak üzere. Agora Tatil Durağı'nın sosyal medyasından takip edebilirsiniz. Emre ile iletişime geçebilirsiniz. Atölye yapmak ya da atölyelere katılmak için Emre sizi programa alacaktır. Burada 7 tane bungalov, kamp alanları, karavan alanları var. Çok güzel bir restoranı var. Çok güzel işletmeleri var. Gelmenizi tavsiye ederim. Geçen sene burada oynamıştım. Size görüntülerini de göstereyim geçen seneden. Performanstı. 7'den 77'ye işte bu alanda eğlendik, oynadık. Yeşil ve mavinin buluşması. Agora Tatil Durağı.
Az önce oyunumu oynadım. Atölyemi yaptım. Çok güzeldi. Nisan ayındayız ama ara tatil nedeniyle katılımcılar oldu. Gayet de keyifli bir oyun ve atölye yaptık. Şimdi de sahilde yürüyorum. Manzara çok güzel. Bir yandan güneş batıyor. Bir yandan da hemen göstereyim. Şu şekilde ay doğmuş durumda. Burası çok muhteşem bir yer. Hem ağaçlar, dağ, hem de deniz, manzara, gün batımı süper. Bir yandan da Keş'e geliyor görüyorsunuz. Şuradan yaklaşan, nerede şurada. Evet, işte Keş'e. Ve gidiyor. Turnemizin sondan ikinci oyun günüydü. Pazar günü de Kocaeli Derince'de oynayacağım. Daha sonra İstanbul'a dönüyorum. Bir sonraki turne programını yapmaya başladık. 30 Nisan'da ve 1 Mayıs'ta İzmir'de oynuyorum. Daha sonra bayram için programlamaya devam edeceğim. 1 Mayıs'tan itibaren yaz turnesindeyiz. Q Performans yaz turnesinde.